muhalefetin de çok parçalı olduğunu görüyoruz. Ve anladığım kadarıyla artık yani kimse kızmasın, kusura bakmasın, bir normalleşen, yumuşayan Türkiye masalı da ortada duruyor. Bunca karışıklığa rağmen. Ama bir yandan da hani 80'le merdiven dayamış figürler, ben şöyle ifade edeyim, isteyen istediği kadar kızsın, hala vaktimizi çalmaya ve zaten karışık olan ortamları karıştırmaya devam ediyorlar, Kılıçdaroğlu gibi. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecektiniz de Sayın Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıklara niye onay verdiniz? Adalet yürüyüşünde neden Edirne'ye kadar yürümediniz? Şimdi bu üzerinize vazife mi? Ziyaretler iyidir ama buralardan böyle siyasi bekanız için, siyasi üstünlüğünüz için oyunlar kurmanız da çok artık şımarıkça da olmaya başladı diye düşünüyorum. Yani hiç kimseye, Özgür Özel'i ayrı eleştiriyorum biliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu ayrı eleştiriyorum. Ama buradaki durum hakikaten çok şık olmayan bir durum diye düşünüyorum Kılıçdaroğlu. Ya bizim vaktimizi alma. Yani bırak da Türkiye'de bak bu şu kadar sorun var, bunları tartışalım. Gideydin 2016 yılında, gideydin Selahattin Demirtaş'ın yanına. Kitlem vardı, bir partinin genel başkanıydın filan. O zaman yapaydın bu iş. Şimdi Ankara'da tuttuğun ofisle bir gün önce Lütfi Savaş'ı böyle dosyaları ne diyordu Cem Yılmaz? Kafam kadar olmuş. Lütfi Savaş'ı ziyaretten sonra bu kritik böyle sözüm ona senin hissettiğin hamleleri yapmak hiçbir anlam ihtiva etmiyor ve Kılıçdaroğlu net olarak kendi hesabını görüyor ve ben bundan yani bu konuda da Kılıçdaroğlu'nun adına çok utanç duyuyorum, bunu ifade edeyim. Evet, üzüntü verici bir durum. Yani siyasette maalesef bir virüs var. Siyasetçiler o virüsü kapmayan yok gibi. Yani o koltukların hiçbir şekilde ayrılamıyorlar. O koltuk hep hayatlarında olacak gibi düşünüyorlar. Yani bir emeklilik yaşı falan var ama siyasetçinin emekliliği de yok. O da bir garip mesela. Kemal Bey de bunu böyle yani kendisi bunu hazmedemedi sanıyorum. Evet, hançerlenmiş olabilir ama bunda da hançerlenme değil ki bu siyasetin sistemi. Yani niye o zaman demokratikleştirmediniz Kemal Kılıçdaroğlu? Ki hakikaten bak ben o süreçte de destekledim genel başkanı, yani ben de partinin üyesiyim. Her şeye rağmen gene de ona karşı kötü bir his besleyemem ama çok üzgünüm. Üzgünüm. Neden yani şimdi orada anlatmak istediği şu, belediye başkanına kırgın mısınız Ekrem İmamoğlu'na? Kırgınım, duygularım var. Gene hançerlendim falan. Anlatmak istediği şu aslında. Seçim sırasında benim arkamdan bir takım oyunlar çevrildi. Bunu net bir şekilde anlatmadım. Tamamını izlemedim. Ama bunu böyle yapılıyor zaten. Bu böyle yapılmasın diye niye tedbir almadınız? Niye tüzüğü, demokratik bir tüzük haline getirmediniz? Niye abuk subuk delege yöntemini kaldırmak için ön ayak olmadınız? Veya en azından delegelerin kurultaya gelecek delegelerin daha farklı yapıda seçilmesi için bir usul yaratmadınız, değil mi? O delegelerin nasıl seçildiğini, hangi pazarlıkların ürünü olduğunu, belediye başkanlarının çok iyi biliyor. Kendisi biliyor. Belediye başkanlarının nasıl bir olduğunu biliyor. Çanta paralar kime gitti, kime geldi? Bunu soruyoruz. Şimdi bu sistem, bunu değiştirmeyip içinde kaldığınız sistemin mağduru olduğunuzda diyemezsiniz ki. Hepiniz oradaydınız yani. Hepiniz oradaydınız. Kemal Bey, Türkiye çok kıymetli bir mirası var. Yani o tabii ki sağlık versin, o anlamda değil. Siyasi mirası var. O anlamda söylüyorum. Ama bence ben ona buna da karşıyım. Cumhuriyet, demokrasi. Hayır. Ben bu konuda kesin kararlıyım. Cumhuriyet derlerdi insanlar. Cumhuriyet yanında demokrasi de kullanmayı Kemal Bey'le öğrendiler. Bu önemlidir. Gerçekten önemlidir. İçselleştirdiler mi? Hayır, içselleştirmediler. Büyük sıkıntı bundan mıdır? Evet, bundandır. CHP'nin içindeki hala o kafa karışıklığı bundandır. Ama en azından dillere yapıştım. Helalleşmeyi sağa açılma olarak düşündüler. Çok sağa açılma değil. Yani sektör taraflarını kırması gerekiyordu.
Bir ya, ölçü kaçmadı ölçüde. Yani Allah'ını seviyorsun. Ölçü kaçmadın da diyor. Ramazan Kubat, Serdar Sarçelik'i kaçırdı yahu. Kılıçdaroğlu'nun bence... Ben o kısımlarına demiyorum. Başlangıcı diyorum. Yani hikaye güzel başlamıştı. Ben sonrası sana, için. Ben sana kızmıyorum. Ben seni tahrik ediyorum. Tamam, çok ihtiyacımız yok. Valla üzgünüm yani. Gerçekten üzgünüm. Ben de şunu söyler, bunu söyler. Hep devam bu sıra söyleyeceğim. Şunu artık Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmaya alıştığımız gibi. Şu anda... Artık şunu talep etmemiz lazım. Siyasette dönem koçunu istiyoruz. Dönem. 30 yıl belediye başkanlığı yapılmaz. Bilmem kaç yıl milletvekili yapılmaz. Bilmem kaç yıl genel başkanlık yapılmaz. Gidip gidip geri gelemezsin dönem koşulu olduğunda. Biz dönem koşulu istemek zorundayız artık. Bu insanlar bilmeli ki iki dönem sonra, üç dönem sonra Figen gibi, Erk gibi, işte Oğuz gibi o hayatın içinde sıradan insanlar olarak hayatlarını sürdürecekler. Başka lamicimi yok. Bu kanun ne olacak? Bu anayasayla olacak. Tüzükle müzükle olmaz. Seçim meselesi değişecek. Bak o zaman gör. Nasıl siyaset yapacak? Sen kalkmayacağını biliyorsan o korktuktan. Kalkmamaya açıksa yasal düzen. Kalkmamanın yollarını bu yaratırsın. Bunun içinde suç işlemek varsa da işlersin. İş ki o koltuktan kalkmıyor. İşte niye anayasa bir daha değişsin deniyor? Yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için. İşte herkesin başı. Ama bir şey şuradan da şöyle kuruluyor. Yani şu anda Cumhurbaşkanlığını konuşmuyoruz biz. Ya zaten Cumhurbaşkanlığını konuşmayın. Parlamenter sistemi konuşuyoruz zaten. Ya ne Cumhurbaşkanlığı ya? Vallahi buna en iyi dile getiren İYİ Parti yeni başkanı Musavat Dervişoğlu. İlla ki böyle diyor. Bundan vazgeçmeyiz diyor. Ama bu kesinlikle, bu netlikte CHP'den henüz duymadık. Yani ben benim son korkum şuydu. Musavat Bey'in ismi çok zor. Figen Musavat Dervişoğlu'na Şekip Mosturoğlu deyip programı öyle bitireceğiz zannettim ama demedin. Seni de tebrik ediyorum. Şekip Mosturoğlu'nu da anmış olduk. Meslektaşım, onun da bir davada beraber olduğumuz için bir süre çok söyledim, evet. Onun tüm günah taksiratı yok. Aklıma da benim ilk yani zor olduğu için ismi başlasın, Şekip Mosturoğlu geldi.